başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım, il ve ilçe yönetimlerim, teşkilat mensuplarımız, belediye başkanlarımız, kıymetli delegelerimiz, bütün toplumsal talepleri siyasete taşımak ve temsil etmek, toplumun tamamını kucaklamak hiçbir... Bugün burada huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkezimizin takdirleriyle tekrar aday olmam nasip oldu. Ama bilin ki bu koltuk sizlerin koltuğudur. Sizlerin bize emanet etmiş olduğunuz bir koltuktur. Sizlerden 3,5 yıldır emanet olarak almış olduğunuz bu koltuğa Allah'ın izniyle bir 3 yıl için daha sizlerden icazet isteyeceğiz. Amacınız milyata hizmettir sevgili kardeşlerim. Bugünlere kolay gelmedik. Burada aramızda biraz sonra size hitap edecek olan Midya Belediye Başkanımız Sayın Şemuz Dasıloğlu var. Beraber yola çıktık, hizmet için çıktık, sizlere hizmet etmek için çıktık sevgili kardeşlerim. Başka hiçbir amacımız yok. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca destek gördüğü sürece, köylerdeki olumsuz koşulları düzeltmek bizim birinci görevimizdi değerli arkadaşlar. Oradaki gariban köylüyü, oradaki bacılarımızı, oradaki yaşlılarımızı sevindirmek bizim birinci görevimizdi. Çünkü sonuçta bazı köylerde yaşayan insanlar var ki devlet onlara maaş vermesi lazım. Niye o köyde kaldığını ben de bilmiyorum. O köyde hiçbir şey yok ama o köyde kalıyor. Bizim de onlara hizmet etmek bizim şerefimizdir. Bazıları beni eleştiriyor, diyorken Midyat'ta ne yapıyor? Arkadaş, Midyat'ta daha önce 12 mahalle vardı. Şimdi 72 mahalle var. Biz 72 mahalleye mecbur hizmet edeceğiz. Çünkü sonuçta bizim ilgi aramız, o adam da bizden bir şey bekliyor. Onun için değerli arkadaşlar, bazılarınızdan özür diliyorum. Yani bizim çalıştığımız yerler farklıdır. 20-25 yerde çalışıyoruz. Paramız olmamasına rağmen çalışıyoruz. Bu çalışmamıza Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda katkı sunarsa inşallah sunacağını tahmin ediyorum. Çünkü sonuçta son 3 ay 4 aydan beri 70-80 kilometre beton asfalt yapıldı değerli arkadaşlar. Batı'da yok bu. 70-80 kilometre sapi kaplama yapıldı. Buradan da bunu yapan, buna vesile olan sayın milletvekillerimize, sayın valimize ve bizim ilişkide bulunduğumuz bürokrat arkadaşlara hepsine teşekkür ediyoruz. Sizin canı gönülden sevdiniz. Kayseri'de olduğunuz için zaten daha da çok söylüyoruz. Midya ilçemiz Akdava'ya, ondan önce yine devletinin yanında yer alan bütün davalara destek veren güzide ilçelerimizden biridir. Kadim şehrinin ortaya koyduğu kültür, siyasi iklimimizi de bu alanda çok fazla renklendirmiş ve güzelleştirmiştir. Midya siyaseti tarih boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca özellikle her zaman Mardin siyasetine damga vurmuş ve Mardin'deki siyasi yönlendirmenin öncüsü olmuştur. Midyatlılar siyasetten çok iyi anlar Sayın Bakanım. Siyaset midyatın ikinci mesleğidir diyebiliriz. Gece gündüz çalışmayı kendilerine şiar edinmişler. Midyat ilçemizin bizlerde gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. 8. ilçemizin kongresini yapıyoruz. İnşallah Midyat halkı her zamanki gibi davasına, liderine inanmış. Bunu da sadece verdikleri oyla değil, mücadelesiyle göstermiştir. Midyat il olmayı hak eden bir ilçemiz. Tarih içerisinde, tarih de değil, böyle yakın bir tarih falan da değil. Şöyle biraz incelediğiniz zaman, Midyat'ın aslında 200 yıldır, 1800'lü yılların başından bu yana bir il merkezi muamelesi gördüğünü görürsünüz. Osmanlı orduları burada konaklamış. Belediye deneyimi Doğu Güneydoğu'da hiçbir yerde yaşanmamışken burada yaşanmış. Yani Midyat aslında de facto fiili olarak bir şehir muamelesi görmüş. Şimdi bunu genel merkezde işin sorumlularıyla paylaştığım zaman bana söyledikleri şey şu oluyor. Diyorlar ki il olmayı talep eden çok ilçemiz var Orhan Bey. Bu yüzden yani Midyat'ı tamam anlıyoruz, hak ediyor ama Midyat'ı yaptığımız zaman ne bileyim 60-70 ilçeyi de
il yapmak zorundayız. Değerli arkadaşlar, ben bunun doğru bir bakış açısı olduğuna inanmıyorum. Çünkü Midyat'ta ve Mardin'de bu sözünü ettiği zenginliği korumak, Arap nüfusun olsun, Kürt nüfusun olsun, Süryani nüfusun olsun, göçünü durdurmak, hatta tersine göçü özendirmek için eğer Midyat'ın il yapılması bir olanaksa bu olanağı kullanmamız lazım. Midyat sadece potansiyeli, tarihi geçmişi, 200 yıldır il muamelesi görmesi bakımından değil. Bence üniter birliğimizin bölgede sağlamlaşması, korunması için de il yapılması gereken, stratejik olarak asla göz ardı edilmemesi gereken bir görev, il yapılması gereken bir ilçemizdir. Böylesine kadim bir medeniyete sahip olan şehrimizde, Midyat'ımızda bulunmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmem lazım. Genel merkezden Midyat'la alakalı görev teklif ettiklerinde gerçekten sevinerek ve bu hazzı kendimde hissederek burada bulunduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Midyat'ta, Mardin'de siz değerli gönüldaşlarımla, teşkilat mensuplarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, teşkilatımızın her kademesine görev yapan değerli kardeşlerimizle bir arada olmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Ola 6. kongremizin Midyat'a, Mardin'e ve ülkemize, partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.